Büyükşehir Belediyesi dükkanına el koydu. O dükkana da bu hala şey verdiler. Oldu 21 dükkan. 21 dükkan çarpı 826 bin lira parayı zaten resmen verdiler. FETÖ soruşturmasıyla alakalı sıkıntı yaşayan esnaf mı? Aynen efendim. Aynen efendim. Evet. Aynen. Ben oralara pek girmek istememiştim. Özel durum dedi ki. Ondan sonra soruşturma dedim zaten. Soruşturma yani geçirdi arkadaş. İddia geçmedi. Tabii soruşturma geçirdi arkadaş. O soruşturma esnasında dükkanına Büyükşehir Belediyesi aldı elinden. Daha sonra bu hala şeye verdi ve hala şey bu dükkanı 20 dükkanla beraber sattı. Oysa ki yeni haller yapılırken efendim üretici birliklerinin %20'sini tahsis etmesi gerekiyor. Yani 16 dükkan vermesi gerekiyor. 4 dükkanı boş tutması gerekiyor. Yani bizim Sakarya'da kooperatif adı altında, üretici birlikleri temsilcileri adı altında 4 dükkanın burada ticaret yapması gerekiyor. Yani benim size az evvel mesleğimizle alakalı anlatmış olduğum değerler zaten kayboldu. Onlar da gitti. Artı eski halde 3 tane çay ocağı varken şu anda burada 8 tane çay ocağı yapıldı. Bakkallar eski halde 4 tane varken, 3 tane varken bir de kahve vardı 4. 4 tane varken şu anda 8 tane çay ocağı, büfe gibi şeyler yapıldı. Artı şeyler konuldu, lokantalar konuldu, büfeler konuldu. Çay ocaklarının haricinde oradan da bir aşağı yukarı bir 5 trilyon, 6 trilyon kadar bir para da alındı. Takriben 20 trilyon lira para Halaşi'nin büyüsüne verildi. Daha ileri gidiyorum. Halin inşaat esnasında bizim bildiğimiz en az 8 trilyon lira veya 9 trilyon lira gibi bir bütçe Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıldı. Çünkü bu halin alt tarafında zemin çok yumuşak olduğu için, tarım arazisi olduğu için kazıklama sistemiyle yapıldı burası. Kazıklama sistemi de çok maliyetli bir inşaat literatüründe çok yüksek bir maliyet. Ve duyduğumuz kadarıyla 13 trilyonlara mal oldu. Ve 13 trilyonların nereye gittiği bilmiyoruz. Belediye karşıladı bunu. Çok araştırmadım. O konuda da bir şey demiyorum ama 13 trilyon lira belediye buraya yatırım yaptı. 20 trilyon lira da bu hala şeye sermaye verdi. 33 trilyon. Zaten 30 trilyon lira mal oldu burası. Ve tam azimdir ki kiralama modeli olan halimizi özel hal sitesine soktular. Bir dükkan 6 bin lira olursa 80 dükkan kaç para yaptığını ben matematik olarak size söylemek istemiyorum. Ama 15 bin lira kiraya verdiler 100 dönüm arsayı. Sözleşmeye koydular. Yani şu anda şirket 100 dönüm koydu başkan. Geçmiştekileri isim olarak vermek istemiyorum ama tabii Zeki Toçoğlu başkanımın zamanında oldu. Ve ekibinde oldu bunlar. Sözleşmeleri o zaman yapıldı. Yani 15 trilyon lira, 15 milyon lira karşılığında aylık kiraları var buranın. Ve onun dışında özel hastanesine girdiği için rusumları da Büyükşehir Belediyesi alması gerekirken şimdi rusumdan da pay verdiler bu arkadaşlara. Sakarya'da 15 trilyon lira yıllık rusum var efendim. 15 trilyon lira rusumun 7,5 milyon lirası Halaşi'nin kasasına indi efendim. Asıl soruşturulması gereken, asıl irdelenmesi gereken konular bunlar. Burada bir kamu zararı oluşturdu. Kamu zararından tabii biz yönetici değiliz. Yöneticiler düşünsün. Yarın bir gün mahkemenin seyrine göre biz belki bunları yarın bir gün kalkacağız. Dava edeceğiz. Ama ben size bunları anlatıyorum. Açık açık anlattım başkalarına da. Çünkü başkasına anlattığım için bu işlerle yetkili insanlara anlattığım için elhamdülillah ben müşteriyim yani. Biz derdimizi anlattık. Derdimizi anlattık ama bizi kimse duymadı. Hala duymuyorlar. Ve bunun dışında Sakarya haline giren sebze ve meyvenin dışında Sakarya'nın 17 tane ilçesi var. Erenleri, Serdoğan'ı, Adapazarı çıktığınız zaman 14 tane, 10 tane ilçede tarımla ilgilenen bir sürü insanlarımız var. Ve Sakarya bölgesi, Sakarya ile ilgili coğrafi konum itibariyle civar illerden, komşu illerden kendi illerine üretilen ürünleri almak için gelen insanlar. Bunların da almış oldukları malların rusumları da hal aşıya giriyor efendim. Güya hal müdürlüğü yani Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulmuş olan hal müdürlüğü bunları kontrol ediyor. Ve topladığı rusumları geliyor hal aşenin kasasına indir efendim. Rusum ne demek onu da bir malın üzerinde isterseniz. Anlat başkan. Çok özür diliyorum. Bizim ticaretimiz 5950 sayılı hal yasasına göre Ticaret Bakanlığı nezdinde işletiliyor. Ticaret Bakanlığı nezdinde işletilen ticarethanemizin kurumsal anlamdaki işletişleri bakanlığa ait. Fakat yönetimi bulunmuş olduğumuz illerdeki büyükşehir varsa büyükşehir belediyesine,
normal belediye varsa normal belediyesine, ilçe belediyesi ilçe belediyesi yönetimine tabi. Biz ticaretin... Siz notunuzu alın. Esas bizim mutfağımız Ankara Ticaret ve Sanayi Odası İç Ticaret Genel Müdürlüğü'dür. Bizim mutfak orası. Ondan sonra belediye geliyor. Buyur başkan. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü oluyor tabii. Doğru söylüyor Yeşil abi. Ondan sonra biz ticaretimizde almış olduğumuz alımların %1'ini bu kanun çerçevesinde belediyeye vermek mecburiyetimiz var. Yani bunlar da aylık olarak yapmış olduğumuz ciro bazında 15 bin lira gibi yapıyor. Artı kira 21 bin lira oluyor. Şimdi takdir edersiniz, siz ticarethaneyi işletiyorsunuz. Bizim yerimizde siz kendinizi koyun. 15 milyon lira, 15 bin lira veya çok afaki atmayalım ama en az 10 bin lira. Arkadaşlarımızın çoğu 10 bin liradan aşağı rüsum vermiyorlar. Almış olduğu ürünleri sattıktan sonraki arada oluşan ciro üzerinden olan paraya, fiyata rüsum diyoruz biz. Ve bakanlık tarafından bize veriliyor. Daha önce %3 veriyordu. Daha sonra %2'ye düşürüldü. Şimdi %1 alınıyor. Alım üzerinden alınan ciro'nun %1'ini biz belediyeye veriyoruz. 10 bin lira yapıyor esnaf olarak. En azı 15 bin lira, 20 bin lira, 25 bin lira veren arkadaşlarımız var. Artı 6 bin lira kira. Artı 5 tane çalışanımız var. Mali yöndeki yükümüz, çalışmış olduğumuz işlerimizin bize yüklediği yüklerle beraber bir dükkanın maliyeti günlük 1500 ile 2000 lira. Biz dükkanlarımıza geldiğimiz zaman 1500 ile 2000 lira kazanmamız lazım. Daha sonra da bizim kendimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu getirmek için veya birikim yapmamız için, ticaret sağlamak için ticaretimizi yapmamız lazım. Ve takdir edersiniz şu halin içerisinde bu anlatmış olduğum ticareti yapan 5-6 arkadaş vardı, 7 arkadaş vardı. Bir tanesi de az evvel